Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde bir ağırlık merkezi sorumuz var. X kare ile Y üçgen levha birbirine yapıştırılmıştır. Levhalar şekil 1'de K ve L'nin ortasından şekil 2'de K noktasından asıldığında dengede kalıyor. Buna göre birikük yargılarından hangileri bakın kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın X'i burada yapıştırmışız. X ile Y yi yapıştırmışız. Buradan asmışız. Peki biz bunu buradan asmışsak kural neydi? Sistemin kütle merkezi bu kırmızı çizgi üzerinde bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani şurada olabilir, burada olabilir, burada olabilir, bu yerde, buralarda. Peki şuradan yola çıkarız ama bak bu KL'ye -E bakın. Buradaki KL'ye -E bakın. Peki ben bunu buradan astığım zaman yine sistemin kütle merkezi bu kırmızı çizgi üzerinde bakın. Daha doğrusu şuradaki mavi çizgi üzerinde olmalıdır. E mavi çizgi üzerinde olacaksa x'imiz kesinlikle türdeş değildir. Neden? Çünkü türdeş olsa bak bu köşegen çizgisi üzerinde olur. Bak buradaki ben X'i aldım arkadaşlar. E, burası K'dır. Burası L'dir. Eğer ki bizim X'imiz türdeş olsa kütle merkezi tam köşegenlerin kesim noktasında. E, burada bir yerde olmak zorunda bak. E, X burada olsa. E, y de burada olsa. Peki bu ikisinin ağırlık merkezi nerededir? Sol tarafta bir yerdedir. O zaman bu böyle dengede kalamaz. Demek ki bizim X'imiz türdeş değil. Ve X'in kütle merkezi bu bölgede bakın. X'in kütle merkezi neredeymiş bakın arkadaşlar. Şuradaki yeşille boyadığım bir yerde. Peki o yeşil ben burada gösterecek olursam. Bak burada göstereyim. O yeşil burada neresi bakın. Şöyle çizmiş olsam işte bu bölge. Yani X'in kütle merkezi bu bölgede bir yerde olmak zorunda. Peki bu bölgedeki bakın burası K ise. K ise. Bakın şuradaki K'dan astığımızı düşünün arkadaşlar. Böyle gelmiş ya. Demek ki x'in kütle merkezi k ile l'ye bakın. Yani şu yeşil bölge üzerinde olacak. Bu bölgede. Ama bu bölgenin de bir şartı var. Bu bölgede olduğu zaman da bir defa ikisinin x ile y'nin kütle merkezleri de bu kırmızı çizgi üzerinde olacak bakın. Kırmızı çizgi üzerinde olmalı. Peki bu durumda ne dersiniz siz? X kesinlikle ve kesinlikle türdeş değildir. O halde bizim birinci öncülümüz yanlıştır. Peki ikincisi ise X'in kütlesi Y'nin kütlesine eşittir tezi de şuradan yanlış bakın. Şimdi ben diyorum ki X'in kütle merkezi bu yeşil bölgede. E burada bir X'in kütlesi daha var. Bakın X'in kırmızı bölge bir kütlesi var. Artı bir de ne var burada bakın. Mavi yeşil var. E buranın torku. Buranın torkuna ne olacak? Eşit olmalı ki sistem dengede kalsın. O zaman x'in kütlesi y'nin kütlesine kesinlikle burada eşit. Ne yapamaz arkadaşlar? Olamaz. O halde 3. öncülümüz de kesin yanlış. Y levhası düzgün ve türdeştir diyor. Bakın. Y levhası düzgün ve türdeştir. Biz şuradan bulabiliriz işte. Mesela bu sistem asıldığında sistemin kütle merkezi askı ipinden geçiyorsa sistem dengede yani Y'nin kütle merkezinden geçiyor buradaki kırmızı. Il. O halde buradan tür değiştir diyebiliriz. Kesinlikle yanlış olan denizde yani 1 ve 3'tür arkadaşlar.